Haydi. Elektrikler mi kesilmiş? Defne! Elektrikler kesik. Evet, fark ettim. Şurada mumlar vardı. Ortalık soğumuş. Bu sefer ne arıyorsun şöminenin içinde? Buradan kaçabilir miyim diye bakıyorum. Sen o devasa cüsseni insanları böyle omuzlayıp kaçırmak gibi eylemlerle avantaja çeviriyorsun. Ben niye minikliğimden faydalanmayayım dedim. Defne, ne yapıyorsun hakikaten orada? Ya elektrikler gidince burası soğudu. Ben de şömineyi yakayım dedim ama tüttü, bir tıkanıklık mı var diye bakıyordum. Çok güzelsin bebek. Bu halimle mi? Bu halde bile çok güzelsin. His yakışıyor sana. Bakalım acaba sana da yakışıyor mu? Sana da yakışıyormuş. Defne. Ben sensiz yapamıyorum. Olmuyor. Ben de sensiz yapamıyorum. O zaman bitsin mi bu ayrılık? Olmaz. Biz yine ayrılırız. Niye ya? Çünkü sana güvenmiyorum. İlk hatamda yine terk edersin. Ben de senin yine bir işler çevirmeyeceğine güvenmiyorum ama... ...birlikte öğreneceğiz birbirimize güvenmeyi. Ya öğrenemezsek? Ya senin istediğin kadar mükemmel, hatasız, kararlarına saygı duyan yalansız Defne olamazsan? Defne... Sorun beni olduğum gibi kabul etmen değil. Ben de yalan falan söylemek istemiyorum. Ama her hatamda terk edilmek çok kötüymüş. Ben öbür türlüsünü biliyorum. Biz hata yaparız ama birlikte olmanın bir yolunu buluruz. Ama sen... ...sen hep kaçmanın bir yolunu buluyorsun. Bu sefer kaçmak yok. Terk etmek de yok. Çınar'a ilişkimizi söyleyemediğim için bile beni terk ettin sen. Anneni bulduğum için beni kaybedersin dedin. Olmaz. Yine bir şey olacak. Yine çekip gideceksin. Bir defa daha katlanamam ben. Katlanamam. Birazcık daha peynir. Tamam canım, oldu oldu be. Birazcık daha peynir. Yok yeter böyle ya. Sana döner dönmez odundan olmayan bir yüzük de alacağım.
Aniden karar verince böyle oldu, idare et. Ben kaçmaya kalkışınca mı karar verdin? Baktım gitmeyeceğime inanmıyorsun. Sen de gitmeye kalkıyorsun. Dedim oğlum bak başına çok büyük bela alıyorsun. Resmen kendi topuğuna sıkıyorsun. Ama ne yapacaksın dedim. Baştan o fermuarı çekmeyecektin dedim. Artık bu baş belası olmadan ömür geçmez dedim. Ya. Ama bu baş belası seni çok seviyor. Çok mu seviyor? Çok. La yalın aras. Haydi haydi. Allah Allah cıvıyor mu oğlum sen ne yapıyorsun? Bir elin kolun bir rahat dursun bir. Defne harbi bak şuna bir şey söyle. Çabuk sakın. Adım. Ya abisi. Ne yapayım kızım? Allah Allah karnıma dokunuyor. O kadar da gevşemedik çok şükür. Enişte sen oradan bir kalksana. Kalk ula oradan. Mavi kafa sen de kalk. Ne oluyor be? Kalk ula bir bildiğimiz var ki bir kalk diyorum sana. Kalk bir. Enişte rica ediyorum bak. Bir kalkar mısın? Bir gelir misin? Ha böyle bir geç. Sen şöyle bir geç bakayım. Şöyle bir geçer misin? Bir oturun bir bakacağım ben. Nikaha kadar böyle gelir. Ayrıca sen o merdivenleri unut. Onun başında nöbet tutuyor. Yuh ama ya Defne. Yuhu muhu yok oğlum. Biz de böyle. Haydi. İşine gelirse. Gelmezse. Haydi haydi. Sıkıntı olur. Bir şey diyeceğim. Bence en iyisi sen evin yoluna mayın döşe. Daha garanti olur. Bak mavi kafa. Hay aklında bir yaşa ya. Ha böyle var ya. Durmuş saat gibi 40 yıldan bir doğruyu göster. Ay gitti Defnem gitti. O yalın ne bulduğum yerde geberteceğim. Zor gebertirsin sen benim torunumu. Gebersin de gör moruk. Ay, ölüyorum. Bu iş bitecek. Yeşmimi geri alacağız sizden. Kocasının yanında yol. Nasıl alacaksınız? O koca işi yakında çözülecek. Boşandıracağım onları. Bize gelin gelen kız geri verilmez. O zaman... Bizim oğlumuzun kaçırdığı kızı da geri vermiyoruz. O iş o kadar kolaydı sanki. Verin kızımızı, alın kızınızı. Sizin oğlunuz bizim kızımızı zorla kaçırdı. Ama bizim oğlumuz sizin kızınızı nikah yaptı. Defne'de de hiç zorla kaçırılacak bir göz yok Toprak Bey oğlum. Sen ne diyorsun hatun? Ha ben seni saçını başını Kayınço, çok mu süslü oldu sence? Ne diyorsun? Oğlum sen bu kadar süsle yırttığına dua et. Ne Josephine'le uğraştın ne de straplezle lan. Hakikaten he. Ne çektin sen de be abi? Hala çekiyorum. Nasıl yani? Yani diyorum ki ne şanslı adamsın lan. Fırfırıklı kelebekten bile yırttın. Herhalde şanslıyım oğlum. Kardeşinle evleniyorum. Gel lan sarılacağım buraya. Eyvallah kayınço. Adamsın lan.
Polat, sana da çok teşekkür ederim. Sen benimle konuşmasan benim aklım başıma zor gelirdi. Sen Sipahi'yi mutlu et. Gerisi teferruat. Enişte. Kuzen. Sen Tanrı'dan hediyesin. Baharlısın, şenliklisin. Bazen eser savurur, bazen yanar kavurur. Bir içim su çok kadehsin. Sen gülünce bizim için. Hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden. Bizim için önemlisin. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş, mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş, mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Lay 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 la 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 lay la 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 la. Parti sen gülünce başlasın. Sen canımdan içerisin. Can yoldaşım, kaderimsin. Senin güzel haberimsin, sana düşkünüm bilirsin. Her şey yalan, sen gerçeksin. Dertli başımın tacısın. Ruhumun ihtiyacısın. Ciğerimin köşesi, yüreğimin neşesi. Bahçemin can ağacısın. Seninle tanışmışız, karışıp kaynaşmışız. Elmanın iki yarısıyız. Davet etmişim kalbime, en güzel kalp ağrısıyız. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş, mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta. Yalnız bırakma ne olursun. Parti sen gülünce başlasın. Lay 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 la 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 la. La 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 la.
Çok güzelsin. Gömleğim sana çok yakışmış. Yalın ya. Hadi kalk. Ya hayır. Biraz daha uyumak istiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Ama sen böyle yaparsan bugün hiç buradan gidemeyiz. Ya gitmeyelim. Ama gitmemiz lazım. Sizinkilerin ve bizimkilerin karşılarına çıkıp evlendiğimizi söylememiz lazım. Evet. Bir de o vardı değil mi? Maalesef. Hayır ya, istemiyorum. Bana bak korkak. Ben karımı kimseden saklanmadan seveceğim. Ve bu iş bugün bitecek. Tamam mı? Evet. Bitsin tabii ya. Aa. Nedir yani? Böyle gizli evlilik mi olurmuş canım? Allah Allah. İşte benim karım ya. Ha? O kadar. Ben korkusuz kalırsa karısıyım, tamam mı? Nedir yani? Giderim, çıkarım Toprak abimin karşısına. Derim ki ben bu adamla evlendim. Var mı itirazın? Wow. Al bakalım o zaman. İşte kahvaltın. Sonra bunların aynılarını onların yüzüne söyleyeyim, tamam mı? Tamam. Sen nereye? Duşa. Yemeyecek mi? Çoktan yedim bile. Ay, neler hazırlamış, ne zaman kalkmış da yemiş bile falan bunları hazırlamış da ben yeri karşımıza giriyordum. Bak şimdi aklıma Toprak abi geldi, canım sıkıldı. Nasıl söyleyeceğim ya ben? Yedik bir altı. İştah falan kalmadı. Çok canım sıkıldı. Savaşa gitmiyoruz Defne. Umarım. Sen yine de helal et. İyi. Helal olsun. Hadi. Abi be. Abim nerede? Alayım o zaman. Toprak abi. Önce sana bir şey söylememiz lazım. Sonra istediğini yaparsın. Bana. Ne söyleyeceksin lan? Ne söyleyeceksin lan? Ne söyleyeceksin?
Defne ile